Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir CNN Türkçe'ye Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Savunma sanayisindeki son durumu anlatan Demir, Türkiye SİHA'larda dünyada ilk 3'te ifadesini kullanırken F-35 konusuna değinerek benim defterimde bu konu kapandı ifadelerini kullandı. Çok konuştuğumuz insan sistemlerde Türkiye ilk 3'te diyebilir. Dünya yerli teknolojileri konuşuyor dedi ve savunma sanayini bu sözlerle özetledi. Yani görünmeden görmeniz ve vurulmadan vurmanız gerekiyor hasmınızı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Savunma sanayinde Türkiye'nin ilk 10 ülke arasında olduğunu dile getirdi ve 2022 ihracat hedeflerini açıkladı. Seneki hedefimiz yani 4 milyar doları geçmeyi bekliyoruz. 2023, 24, 25 yıllarında bunun katlanarak gitmesi çok mümkün. Demir, en iyi olduğumuz alan İHA ve SİHA'lar dedi. Yerli sanayide gelinen son duruma da değindi. Yakında jet motorlu İHA'larımızı, SİHA'larımızı göreceğiz. Minimal uçakta parça kesimine başladık. Hangardan çıkışımızı biz gelecek yıl inşallah yapacağız. 2023'te. 2025 ilk uçuşumuz. Evet. Daha sonra kuvvetimizin hizmete alacağı ilk filoyu kurma tarihimiz de 2029'lara gidecek. Ve Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarıyla geliştirdiği Gökbey. Uçuş testleri başarıyla bitirilmek üzere ilk teslimatları da bu yıl jandarmamıza yapacağız. Daha sonraki teslimatlar da arkasından geliyor olacak. Demir, Amerika Birleşik Devletleri tarafından durdurulan F-35 programı hakkında da sert konuştu. Karar bizim değil malum. Tek taraflı ve bizim de sürekli olarak vurguladığımız haksız bir karar verildi. Konunun etraflıca görüşülmesi için oluşturulan heyetler var. Milli Savunma Bakanlığımız bünyesinde bu heyetler görüşmelerin devam ediyorlar. Benim defterim de artık kapandı. Ben o konuyu kendim artık yok farz etmek zorundayım. Neyse,